Orakiyete sokağına geldik. Sulak memesi anlamına geliyor. Böyle nedense bir Ayhan Sicimoğlu şey yüklendi. Hastasıyız. Antico Cafe Del Carmine. Hastasıyız. Evet, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na hoş geldiniz. Efendim, Polignano Amare'den sevgilerle. Burası tam bana göre çünkü ben çok sıcakta yapmayı çocuk sevmem. Çocuk olası. Benim adam. Çok tatlı. Arkadaşlar, nasıl bir yemekten çıktık? Muhteşem bir yemekten çıktık. Muhteşem. 18. yüzyılın başlarında yapılan bir mağaraydayız. Peek, Bodrum mağarası. Cuma pazar Puglia seyahatimizde konaklama yapacağımız belde olan Alberobello'ya geldik. Şu an kuş sesleri eşliğinde size sesleniyorum ancak oldukça yorgunum. Çünkü bugün bir saat 5'te kalktık. Gün sonunda da yaklaşık 25 bin adım atmayı planlıyoruz. Bari kentine geldik. Bari'den sonra Polignano Amare'ye gittik. Oradan Monopoli kentine, kasabasına gittik. Sonra da Alberobello'ya geldik. Peki bugün neler yaptık? Havalimanına indiğimiz gibi daha önceden online kiraladığımız aracı teslim aldık. Araç kiralama ile alakalı detayları ve aracımızı videonun sonunda, aynı zamanda Airbnb ile kaldığımız odanın da videosu ve detaylarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Aracımızı aldıktan sonra ilk önce Bari kent merkezine gittik. 15 dakika falan sürmüştü. Arabamızı sahile park ettik. Sonrasında ilk yaptığımız şey tabii ki de bir şeyler yemek oldu. Gitmeyi planladığımız bir yer vardı. Ancak bazen planladığınız gibi gitmeyebilir işler ve sonra daha iyi sonuçlar da doğabilir. Şehirdeki en güzel focacciaciyi bulduk. İlk önce bir turizm ofisi vardı tiyatronun hemen yanında. Oraya uğramıştım. Sağ olsunlar bana yerlilerin çoğunlukla gittiği bir focacciaci var dedi. Ama öğlenden önce git. Çünkü öğlen turistler gelmeye başlar dediler. Şahane bir ortamdı. Gerçekten İtalya'yı kokladığınız bir fırına girdik. Zaten oturarak yeme bir ortamı yok. Paket yaptık. Hemen kapının önünde şahane leziz bir focacci yedik. Aslında baktığınız zaman ürünler çok basit ürünler gibi gözükebilir. Yani ne var? Zeytin var, tuz var, işte domates var, biraz baharatlar var ama çok güzel, yani çok kaliteli ürünler kullandıklarından dolayı lezizdi. Ortam zaten inanılmazdı. Sonrasında Plaza de Mercantile, yani tüccarlar meydanına gittik. Ancak bölge bize biraz az yoğun geldi. Etrafta kimse yoktu. Çok da turizmin başlamadığı bir dönem olduğundan dolayı cıvıl cıvıl sokakları yoktu. Tabii ki de Noel Baba Kilisesi'ne girdik, Bazilikası'na girdik. Her ne kadar demreli olsa da kemiklerinin bu kilisede olduğuna inanılıyor. Hem Ortodoks hem de Katolik kilisesi olduğundan dolayı geniş Hristiyan kitleleri tarafından kutsal olduğuna inanılan bir nokta aynı zamanda Noel Baba Bazilikası. Sonrasında şehrin sokaklarında kaybolduk açıkçası. Gördüğümüz her kiliseye böyle bir girmeye çalıştık. Akabinde kaleye gittik ancak vaktimiz de kısıtlı olduğundan dolayı ben sadece böyle bir seramik koleksiyonunu gördüm kalenin. Bari şehir merkezinde çok kısıtlı vaktimiz olduğundan dolayı bir de tabii konseptimiz birazcık daha gastronomi üzerine. Kalede çok az vakit geçirebildim. Bu şehrin seramikleriyle ünlü olduğunu biliyordum. Seramik koleksiyonuna odaklandım ve şimdi gelato yemeye doğru Yusuf ve Derya ile buluşmaya doğru geçiyorum. Sonrasında hemen karşıda çok güzel bir gelatocu vardı. Videoda şu an adını görüyorsunuz. Orada güzel bir dondurma yedikten sonra bu sefer artık aracımıza doğru yola çıktık. Pardon, 1930'lardan kalma çok güzel bir kafeterya varmış. Orada 4 tane İtalyan amcanın sohbetini ben dinledikten sonra dedim ki şurada bir kahve içelim. Kızlar aperol içtiler. Ben çok güzel bir kahve içtim. Böyle nedense bir Ayhan Sicimoğlu şey yüklendi. Hastasıyız. Antico Cafe Del Carmine. Hastasıyız. Şöyle iki tane aperolümüz, ben de bir tane double espresso içtim. Eski bir yermiş. Yanında gelen yancılar. Hesap da yani gayet güzeldi, 15 euro. Şunların tamamı şu şekilde. Tarelli. Hah, şunu alalım. Burası çok güzel, geri yiyin. Şöyle gösterelim. Biz de kemerin altındayız. Arkamızda da böyle bir... Kaç tane masa var. Akabinde Bari'den ayrıldık daha sonra dönmek üzere. Kısmetse pazar günü döneceğiz çünkü Orecchietteciler sokağında, yani bu kulak memesi şeklinde makarna yapan teyzelerin bulunduğu sokakta çok tanışmak istediğim bir kadın vardı, Nunzia Hanım. Oğluyla tanıştım ve kendisiyle tanıştım. İngilizce bilmiyorlardı. Bir şekilde çatpat Google Translate de kullanarak İtalyanca anlaştık. Pazar günü rezervasyon yaptık. Pazar günü Nunzia Hanım ve oğlunun evinde onlarla beraber kısmetse bir yemek yiyeceğiz dönmeden önce. Evet efendim, selamlar. Biz Orecchietteciler
Kiete sokağına geldik. Yani sokağın adının nereden geldiğini söyleyeyim. Kulak memesi anlamına geliyor. Çünkü Bari'nin en meşhur makarna çeşidi orakiyete, yani kulak memesi şeklinde. Burada böyle arkamda görmüş olduğunuz gibi tezgahlarda ev yapımı ve el yapımı makarnaları alabiliyorsunuz. Hatta çoğunun salonu falan yani burası. En meşhur makarna üreticisi burada Nunzia Hanım. Oğluyla konuştum ben. Oğluyla konuştuktan sonra kısmetse pazar gününe onların evinde bir yemek ayarladık. Bir su deryadan yemek yiyeceğiz. Böyle böyle ufak ufak üretim yerleri de var. Hemen Nunzia Hanım da benim karşımda şu an. Onunla İtalyanca konuşamadık ama oğluyla anlaştık. Şurada yemek yiyeceğiz. Burada makarna yapıyor. Arkamdaki sokakta böyle tatlı ve güzel bir sokak. Sonrasında artık Polignano Amare'ye doğru yola çıktık. Polignano Amare ile Bari arasında yaklaşık yarım saatlik bir mesafe var. Eğer toplu taşıma ile trenle veya otobüsle gidecekseniz otobüsün sol tarafından bilet almanızı tavsiye ederim. Çünkü sol taraf deniz, sağ tarafta kara olmuş oluyor. Keyifli bir yolculuktu. Yol çalışması vardı. Biz yarım saat civarında geldik Polignano Amare'ye. Yine yemek yemek istediğimiz bir yer vardı. Hatta orada bir mağara restoran var. Ama mağara restoran pazartesi günü açılıyor. Biz döndükten sonra kişi başı 150 Euro'dan başlıyordu. Benim 4 yıldır Instagram'dan takip ettiğim bir restoran. Oraya gidemedik. Terrasa Monachile vardı. Oraya gidecektik. Ancak tam da siesta zamanı devreye giriyordu. Oraya da gidemedik. Karşımıza farklı bir yer çıktı hemen eski şehrin içerisinde. Orada çok güzel makarnalar yedik. Efendim, Polignano Amare'den sevgilerle. Ve akabinde oradan da Monopoli'ye doğru yola çıktık. Polignano Amare'de bu arkamda görmüş olduğunuz köprüden hemen önce böyle bir kemerli yapı göreceksiniz. Buradan girdikten sonra biraz ilerliyorsunuz denize doğru ve o Polignano Mare'nin mağaralarına karşı çok güzel bir ve koyuna karşı çok güzel bir manzara elde edinebilirsiniz. Biz buradan ayrılıyoruz. Nereye gidiyoruz? Monopoli. Vay be. Monopoli tahminimden daha büyük bir kasabaydı. Yine 15 dakikada Polignano Amare'den Monopoli'ye geçtik. Orada da yine eski şehrin merkezini gezdik. Tarihi bir liman vardı. O tarihi liman bölgesinde yürüdük ve sokaklarda kaybolduk açıkçası. Oraya da yine böyle siesta zamanı gittiğimiz için etraf bomboştu. Tam siesta bittikten sonra şehirde bir baktık ki inanılmaz bir canlılık var. Ama biz o sırada çıktık ve Alberobello'ya doğru geldik. Biz Monopoli'ye siesta zamanı geldik. Her ne kadar internette okusak da burada siesta zamanının çok durgun olduğunu, buna dair bilgiyi burada tamamen deneyimlemiş olduk. Neredeyse bütün dükkanlar kapalı. Ancak şöyle çok güzel bir tarihi minik liman var. Buraya geldik. Şimdi şu karşı taraftan hop ilerleyeceğiz ve yürümeye devam ediyoruz. Bu şahane Airbnb'ye giriş yaptık. Şu an biz 2 gece için toplamda 10 bin lira verdik. Yazında bunun 2 katı ücret talep ediliyormuş burasıyla alakalı. 2 katlı bir Airbnb. Üst katta Derya kalıyor ama üst katta 2 kişi kalabilir normalde. Biz de alt katta 2 kişi kalıyoruz bir suyla beraber. Olur da kalabalık bir aile olarak gelmek isterseniz yatağa çevrilebilen bir de koltuk da mevcut. Şimdi buradan biraz dinlendikten sonra akşam yemeğine pizza yemeye gideceğiz. Oradan da görüntüleri sizinle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. The Trullo have 200 years old. Ah, okay. From my family, about 5 generations. Ah, okay. There is in the kitchen, in the little kitchen, there is our welcome. There is a wine that my father produced. Yeah. And this is Frisella. Ah. Is the bread that the tomato bayılalım. And our oil. Bizim kıyıp da içemezsin. Ne yapmış? Ne hazırlamış? Bizi diyeceğim. Oha! Çok güzel. Bir tek almak yok. Bir de var. Ev yapımı bence bu. Evet evet. Babam yaptı dedi. Şişeden de belli zaten ya. Senin. Hadi bir üst kata da bakalım mı? Hadi bakalım. Benim adam. Burası tam bana göre çünkü ben çok sıcakta yapmayı sevmem. Çocuk odası. Benim adam. Çok tatlı. Quattro formaggi, margherita, tomato cheese. Quattro formaggi, quattro formaggi, quattro formaggi. Evet, rüzgarlı bir Alberobello gününden günaydınlar. Günaydın.
Günaydın. Albarabella'da de gezerken bir şey dikkatimizi çekti. Mesela benim şu an arkamdaki yapı üçlü bir yapı. En uç tarafta bir tane konuk evi görüyorsunuz. Ortada yine kubbesi var. Orası bir sinema. Arkamdaki büyük yapıda kilise. Bu üç yapı da yani muhtemelen zaten aynı merkezi kullanıyor. Üçü de Trullo'lardan oluşuyormuş. Hatta bakın Çan Kulesi'ne. Çan Kulesi'nin tepesi de yine Trullo'nun çatısı gibi. Via Monte San Michele'de 58 numaralı dükkana götüreceğim sizi. Buraya biz tavsiye üzerine geldik. Dükkanın sahibi Mimmo aynı zamanda bir turist rehberi. Burada turlar da yapıyor. Aynı zamanda makarna workshopları falan da yapıyor. Dükkanı beğendik, alışveriş de yapacağız. Gelin sizinle beraber bir dükkanı gezelim. Şu şekilde bir girişi var. İki taraflı bu arada. Sağ tarafta daha çok gıda ürünleri satılıyor içeride. Burada da işte seramik ve magnetlerle başlayan ve kıyafet ürünlerine giden, bir de aynı zamanda çok güzel bir terası olduğunu söylüyorlar. Daha çıkmadık, panoramik bir şekilde. Şöyle çoraplardan, tekstil ürünlerinden başlıyor. Fiyatları da sizinle paylaşayım. Mesela örnek olması adına şöyle bir şey 20 euroymuş. Biz buradan krakerlerimizi alacağız. Albarabella'nın karakteristik evleri Trullo'nun en önemli kısımları tabii ki de çatıları oluyor. Eğer bu çatılara daha yakından bakmak isterseniz Via Monte San Michel caddesinin 58 numarasında yer alan dükkanın terasına çıkabilirsiniz. Tabii eğer yazın gelirseniz burası çok dolu olur. Ama şu an çok güzel bir manzara eşliğinde size sesleniyorum. Puglia bölgesi son 10-15 yıl içerisinde daha çok uluslararası turizme açılan bir bölge. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde buraya gelirseniz birçok turistik işletmenin bilgilendirici levhalarında veya işte restoranlarda İngilizce olmadığını görebilirsiniz. Yavaş yavaş daha da fazla açılıyormuş. Bu arada Türk Hava Yolları da buraya Bari'ye uçan ilk uluslararası hava yoluymuş. Albarabella'ya geldikten sonra bu Trullo'larda konaklamak, yemek yemek veya hediyelik eşyacı olarak dükkanlarına girmek ve bir şeyler almak tabii ki de güzel deneyimler. Peki 1600'lerde yapılan bu Trullo evlerinin orijinal dönemde nasıl gözüktüğüne dair bir bilgi edinmek istiyorsanız o zaman arkamda görmüş olduğunuz Trullo Suvrano'ya gelmeniz gerek. Girişi sadece 2 euro olan bir müze, 2 katlı, hatta iddia ettiklerine göre üst kata çıkan merdivenler orijinal yapıda ve bu yapıda bulunan Albarabella'daki tek yapı aynı zamanda Trullo Suvrano. Gelin hep beraber içini bir gezelim sizinle. Ben 16 yaşında bir yıl İspanya'da yaşadım ve aklımda kalan İspanyolların güzel alışkanlıklarından bir tanesi böyle sabah işe gitmeden veya kısa vakitleri varsa bir kafeteryaya, bir bara uğruyorlardı. Çok hızlı bir şekilde barda kahvelerini içip devam ediyorlardı. Tabii İtalya'ya gelince bunlar için daha fazla önemli bir kültür. Gelin size tam o enstantaneyi göstereyim. Bu şekilde mesela bir yere girdiğiniz zaman sol tarafta bar kısmı karşılar. Burada ayaküstü alkol de içebilirsiniz veya yanınıza böyle bir tapas tarzı bir şey de alabilirsiniz. Kahve de böyle içilebiliyor. Arkadaşlar nasıl bir yemekten çıktık? Muhteşem bir yemekten çıktık. Muhteşem. 10 üstünden puan. Keyif vesaire her şey katarsak ben 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Uzun zamandır böyle canı gönülden bir mekan tavsiyesi vermemiştik. Trullo de Oro'ya geldik. Altından Trullo demek. Ama onu bunu geçin lezzet şahaneydi. Neler yedik? Spagetti al Trullo yedik. Ravioli yedik. O da peynir dolgulu ve peynir soslu değişik bir ravioliydi. Bir de... Secondi olarak da Bombette Pugliese. Doğru mu telaffuz ettim emin değilim ama çok güzeldi. Domuz sarma diyebiliriz. Peynir, biber ve... fıstık, çam fıstığı. Ya 6 dolgulu. Tane geliyor. 3 tane farklı versiyonu dolguda. Var, dolgusu evet. Var. Kişi başı da işte 2 tane ondan yedik. Yani gönül rahatlığıyla ben burayı tavsiye ederim. Şarap olarak da House Wine söyledik. 2020 şişesiydi. Onu da çok beğendik. Güzeldi. Toplam 100 euro gibi bir hesap geldi. 3 kişi gayet 33 euroya bir şişe şarapla, ana yemeğimizle, makarnamızla. Tatlısıyla. Ha, tiramisu vardı. Giriş vardı. Giriş burrata'mız vardı. Ha, o da burrata'yı hem buraya da traditional evet. Bir burrata'ymış.
dışarısı mozzarella, içerisi krem peynir. Krem peynir. Krem dışında güzel bir hem vardı evet. Yanında aynen çok güzeldi. Bir de tiramisu söyledik. Tabii diğer söylediklerimiz arasında büyülenmiş olduğumuz için şu an tiramisu'yu unutmuştuk. Tiramisu da çok güzeldi ama o kedi dilimi deniyordu ona. Biraz kendi dokunuşlarını katmışlar. Klasik tiramisu gibi değildi. Biraz böyle ekler tiramisu gibiydi. İçi dolgulu bir kedi dili ya da şu hamuru diyebiliriz belki ona. O vardı. Kahveyle ıslatılmamıştı. Kahveli bir şey vardı yanında. Krema vardı. Değişik bir lezzetti o da. Güzeldi. Ama bir daha bu akşam bir yere gideceğiz. Orada bir daha yiyeceğiz bakalım evet, tiramisu. Traditional bir şey aynen. Yemek istiyoruz. Görüşürüz. Albera Bello'nun büyük marketlerinden birine geldik. Bir de market fiyatlarına gelin beraber bakalım. Marketten bir de parmesan alalım dedik. Parmesanları da göstereyim. Matera'ya geldik. 18. yüzyılın başlarında yapılan bir mağara evdeyiz. Bu mağara evin bir kısmı doğal, bir kısmı da insan eliyle yapılmış. Gördüğünüz bu daire aslında o dönemde 1952 yılına kadar buralarda yaşamış bir materyalı ailenin evinin nasıl olabileceğine dair güzel bir müze yapmışlar. İlk önce mağaranın ışığı ve havalandırması nereden geliyor? Hemen şöyle üst tarafta bir tane pencere var. Oradan dairenin içerisine gerekli olan ışık ve hava giriyormuş. Akabinde benim en çok ilgimi çeken nokta bu yatak oldu. Çünkü yatağın yanında, biraz daha yaklaştığımda göstereceğim. Yatağın yanında bir tane tuvalet var. Hemen yatakla duvar arasında şu tuvaleti de görüyorsunuz. Yatağın önünde tam altında bir tane beşik bulunmakta. Ve yatağın tam karşısında aslında kompakt bir daire bu. Tarımla, hayvancılıkla ve dokumacılıkla ilgilenen bir aile olduğu düşünüldüğü zaman burada bir tane at var ama aynı zamanda tavuk vesaire içinde sol tarafta bir tane kümes yapılmış. Mağara dairenin red box dedikleri kırmızı kutusunun içerisinde yine tarımla ilgilenen ailenin mahsulleri yer alıyor. Bu dokumacılık tezgahının yanında bir tane lavabo görüyoruz. Bu lavaboda eller yıkanıyor. Tabii ki de ve işte de mahsul de yıkanıyor olabilir. Tabii buranın bir su ihtiyacı da var. Su ihtiyacı için mağara evlerde bir tane sarnıç bulunuyor. Buradan suyu alabiliyorlar. Demin Derya söylemişti. Avrupa'da her boş görülen yere böyle bir para atılıyor diye. Aşağıda da bir sürü para görüyoruz. Peki bu sarnıçlara su nereden geliyor diye düşünecek olursak giriş kapısının hemen yanında dışarıda yağan yağmurun evin içindeki sarnıca gelebildiği böyle bir alan yapmışlar. Burası için yarı insan eli yarı doğa demiştim. İnsan elini nerede görüyoruz? Bu kısma bir tane mutfak açılmış. Ve açılan mutfakta kullanılan ürünlerin çoğunun bakır malzeme olduğunu da yine bu şekilde görüyoruz. Aynı zamanda mutfakta da bir tane pencere bulunmakta. 1952 yılına kadar dediğim gibi burada insanlar yaşamışlar. Yaklaşık 30 bin kişi daha sonrasında yeni kurulan Matera bölgesine gelmiş. Eğer Matera'ya gelirseniz Matera'nın bir Sassi denilen tarihi alanı bir de Matera'nın güncel modern şehir merkezi olduğunu göreceksiniz. Kısa bir Matera seyahatiydi bizim için. Müzenin detaylarını şu an videoda sizle belirteceğim. Ve biz günün 3. fokaccasını yemek üzere müzeden ayrılıyoruz. Bari seyahatimizde, daha doğrusu Puglia seyahatimizde şey kiraladık, araba kiraladık. Ki bu bölge araba kiralamak için çok uygun bir bölge. Araçsız da tabii şehirler arası ulaşımınızı sağlayabilirsiniz ama eğer imkanınız varsa ben araç kiralamanızı mutlaka tavsiye ederim. Biz Sicily By Car firmasını kullandık. Bölgenin araştırma yaptıktan sonra en ucuz araç kiralama firması olduğunu öğrendik. Ve güzelliklerden bir tanesi de araç kiralama esnasında ödeme zorunluluğu yoktu. Yani bizim mesela seyahatimiz 8 Mart'ta başlıyordu. Ben Mart'ın başında, Şubat'ın sonunda aracımı kiraladım. Ve 93 Euro'ya biz bu aracı kiraladık. Opel Crossland. Normalde bu arada fiyat 500'ün büyüklerini kiralamıştık ama o olmadığı için herhalde bize bunu verdiler.
5300 kilometrede tertemiz bir araba. Havalimanına giriş yaptıktan sonra, Bari'ye geldikten sonra eğer isterseniz daha az vakit bekleme lüksüyle minik bir fark ödeyerek aracınızı hızlıya teslim alabilirsiniz. Biz bir 15-20 dakika bekledikten sonra aracı teslim aldık. Araç kiralamada Sicily Baykar'da kilometre sınırı yok. Yani isterseniz Bari'den aldığınız Lecce'ye gidip günü birlikte dönebilirsiniz. Çok zor ama hani eğer isterseniz, ihtiyacınız varsa bunu da yapabilirsiniz. Sadece bölgede otopark birazcık meşakkatli. Onun için de 3 farklı otopark şekli var burada. Bir tanesi beyaz çizgilere sahip, diğeri sarı, öbürü de mavi. Biz burada sarıyı hiç kullanmadık çünkü sarı otoparklar, sarı çizgilere sahip olan otoparklar sadece bölgede yaşayan kişilerin park edebildiği bir otopark şekli. Beyaz otoparkların çoğu ücretsiz. Bugün mesela biz Matera'da beyaz çizgilere sahip, beyaz şeritli otoparklara park ettik ama otopark deneyimimizin çoğunluğu mavi şeritli otoparklardı. Bunların da arabanızı park ettikten sonra otomatlara gidiyorsunuz. Plakanızı girdikten sonra ne kadar süreyle orada kalacağınızı belirten işaretlere tıkladıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz ve aracınızı park ediyorsunuz. Araç kiraladıktan sonra Bari merkezi bir yürüyüş yaptık. Tabii yürüyüş yapmak için aracımızı şu şekilde park ettik. Yanında otomatlar var. Otomatlarla ödeme yaparken de buraya ilk önce plaka yazılıyor. Plakayı yazdıktan sonra şurada, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada ne kadar hangi süreye kadar kullanabileceğiniz yazıyor. Ondan sonrasında 2 euroya kadar madeni paralar veya kredi kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. 5-10 euro vesaire bunları da almıyor. Tabii kartınızı yurt dışına açmanız lazım. Aracınızı park ettikten sonra şu şekilde görünür bir otopark fişini camınıza koymanız lazım. Hemen şuraya ki olası bir park kontrolü memuru geldiği zaman da sizin geçerli otopark ödemenizi yaptığınızı görsün diye. Daha fazla uzatmayacağım. Bu bölgeye geldiğiniz zaman bence gönül rahatlığıyla araba kiralayın. Trafik konusunda da Türkiye'ye benzer ama birazcık daha kurallı diyebilirim size. Herhangi bir kural ihlali yaptığınız zaman zaten depozitoyu ödediğiniz kredi kartınızdan araç kiralama firması o cezayı sizden çekecektir. Bir de Bari ile Alvarabello, Matera, Polignano Amare arasında dilerseniz otoyol kullanabilirsiniz, ücretli yol kullanabilirsiniz ama biz Google'ın bize göstermiş olduğu bütün ücretsiz yollardan faydalandık. İlave bir otoyola ücret ödemedik. Efendim bizim Puglia seyahatimizin en büyük motivasyonu tabii ki de gastronomiydi. Ve Bari'de gastronomi deyince orecchiette makarnası, yani kulak memesi şeklinde makarna en ön plana çıkan yiyeceklerden bir tanesi. Peki biz ne yaptık? Buradaki en meşhur orecchietteci, yani kulak memesi şeklinde makarna yapan teyzemiz olan Nunzia'nın yerini bulduk. İlk geldiğimiz gün onunla konuştuk. Bu arada ne kendisi ne de oğlu İngilizce konuşamıyorlar. Bir şekilde anlaştık. Hemen arkamdaki teyze bu arada. Onunla anlaştık. Şimdi bize makarna yapacak. Kendi üretim tesisinde. Şöyle makarnaları var. Bu arada bugün aynı zamanda televizyona çıkmış. Buraya gelen herkes şu şekilde gördüğünüz gibi kendisiyle fotoğraf çektiriyor. Bu arada sadece turistler değil, İtalyanlar da yine onu gelip buluyorlar. Şimdi gelin yemek yiyeceğimiz alana doğru girelim. Bize buradan bu arada kepçeyle aldı. Bunlardan aynı zamanda satın da alabiliyorsunuz bu arada. Satın almak isterseniz böyle poşetleri var. Ama bize bunlardan aldı ve kaşıkla beraber içeri götürdü. Bu şekilde geldik, içeri girdik. Ve burada oğlu var bu arada solda. Bize şu tencerede makarnasını kaynatıyor. Şöyle bir kaşıkla almıştı. Ve yemek yiyeceğimiz yerde şurası. Ne yapıyorsunuz? Sí, sí, vos lo mames, sí.